Merhaba arkadaşlar. Bugüne kadar çok TED konuşması izledim. Kelebeklerden yemek kültürüne, uzay zamandan insan ilişkilerine kadar. Bazılarını çok beğendim, bazılarını yarıda kestim YouTube'dan video izlerken. Bazılarını birkaç defa izledim. Ama hepsinden çok şey öğrendim. Şimdi sizler de buraya bir şey öğrenmek için gelmişsinizdir diye korkuyorum. Çünkü benim anlatacağım şeyde yeni öğrenecek hiçbir şey yok. Yeni başlangıçlardan bahsedeceğim ama yeni öğrenecek bir şey söylemeyeceğim. Çünkü ben bir hekimim. Benim hayatım polikliniklerde, servislerde, ameliyathanelerde, en çok da hastanenin soluk, sarı, ışıklı nöbet gecelerinde geçti. Bir yanım normal hayatıma devam etmeye çalışırken, bir yanım acı çeken hastalarla, yaralılarla, ölen insanlarla beraberdi hep. Çocuklarımdan ayırdığım vakti başkalarının çocukları iyi olsunlar diye harcadım. Kızım da burada oturduğu için böyle de bir günah çıkarma olsun burada. Ben size hekim öyküleri anlatacağım. Hekim öyküsü anlatacağım daha doğrusu. Bir tane öykü anlatacağım 18 dakikayla sınırlı olduğum için. Bu öyküleri son zamanlarda birçok tıp fakültesini dolaşarak tıp fakültesi öğrencilerine anlatıyorum. Aynı bizim öğrenciliğimizdeki gibi şimdiki öğrenciler de aynı şeyleri merak ediyorlar, aynı şeylere heyecanlanıyorlar, gelecekten aynı şekilde kaygı duyuyorlar. Hatta öyle oluyor ki bazen böyle ışıklardan göremediğimde ben konuşmamı yaparken şimdinin öğrencilerine onlar teker teker oradan kayboluyorlar sanki benim sınıf arkadaşlarım dolduruyor onların oturduğu yerleri. O kadar gerçek ki dışarıdan silah sesleri yankılanıyor kulağıma. Çünkü bizim öğrenciliğimizde hiç eksik olmadı silah sesleri. Mesela orada Levent'te Sevim'i görüyorum. Birbirlerine sokulmuşlar, sevgiyle bir şeyler konuşuyorlar. Levent'le Sevim bizim sınıfın ayrılmaz ikilisi. Lise 2'den beri galiba sevgililer. Onları bugüne kadar ayrı gören yok. Ama o anda bir tek ben biliyorum. Mezuniyetimizin 15. yılında toplantıya ikisi başka insanlarla evli olarak gelecekler ve birbirleriyle hiç yüzlerine bile bakmadan soğukça el sıkışacaklar. Daha sonra orada Gülseren'i görüyorum. Kahkahalar atıyor Gülseren. Bizim sınıfın en neşeli kızı. Okul dışından bir sevgilisi var ama hiçbirimiz görmedik daha sevgiliyi. Onun yanına gidiyorum. Gülseren diyorum. O adamla evlenme. Gülseren beni duymuyor. Hareketler yapıyorum Gülseren'in önünde. Ne olur evlenme, o adam sana hayatı zehir edecek diyorum. Gülseren beni görmüyor. Öyle bir tuhaf durum ki bu, arkadaşlarınız daha kafasında planlamamışken onların ne yapacağını biliyorsunuz. Nelere üzülecekler, nelere sevinecekler, nelerden pişman olacaklar biliyorsunuz. Ama arkadaşlarınıza sesinizi duyuramıyorsunuz. Mesela orada, kantinin orada Ali ile Murat, etrafında bir sürü insan heyecanla bilimsel bir şeyler anlatıyorlar. Bizim sınıfın en çok bilime düşkün iki arkadaşımız. Anlattıkları şeyleri çoğunlukla biz anlamakta sıkıntı çekiyoruz. Ali orada insan gen diziliminin bir gün çözülebileceğini söylüyor. Murat da diyor ki ama bunun için büyük bir elektronik beyne ihtiyaç var. Daha bilgisayar sözcüğü dilimize girmemiş. Amerika'da olduğunu bildiğimiz büyük elektronik beyinlerden söz ediyorlar. Genom projesinin sonuçlanmasına daha 19 yıl var. Ama 19 yıl sonra genom projesinin sonlandığı Amerikalı ve Kanadalı bilim adamları tarafından televizyondan duyurulurken Ali'nin oğlunun okul masraflarını hesaplamakla meşgul olduğu Anadolu kasabasında kafasını bile çevirip televizyondaki bu habere bakmayacağını ben biliyorum. Sonra Barış'ın sesi geliyor. Gür sesiyle ben tanırım Barış'ı. Barış yine yurtseverlikten, özgürlükten, eşitlikten konuşuyor. Barış'a mutlaka ulaşmam lazım. Mutlaka kendimi duyurmam lazım Barış'a diyorum. Yanına gidiyorum. Barış ne olur bugün öğleden sonra Beyazıt'a gitme diyorum. Güzel kardeşim yalvarıyorum gitme bugün öğleden sonra Beyazıt'a diyorum. Beyazıt'ı bugün öğleden sonra, Barış'ı bugün öğleden sonra Beyazıt'ta vuracaklar. Bunu kimse bilmiyor. Barış da beni duymuyor. Bu
Sonra kendi gençliğimi görüyorum. Orada bir yerde oturuyor. Üçüncü sınıftaki Erdo. Yine bir senedir asılmakta olduğu kızın civarlarında bir yerde. Ona nasıl yaparım da yanışarım havasında. Bir senedir bunun peşinde. Daha iki senede bu işin peşinde koşacak. Tabii o zamanlar şimdiki gibi Facebook'tan iki fotoğrafını like et. Sabahleyin WhatsApp'tan günaydın, dün gece rüyamda seni gördüm, nasılsın, merak ettim. Mesaj at yok. Cesaretini toplayacaksın, kızın karşısına çıkacaksın. Filanken filan diye anlatacaksın. Ama bizim oğlanda da o cesaret yok, anlatamıyor. Ona demek istiyorum ki, üzme canını be. İki sene sonra kabul edecek. Sen şimdiden söyle, gerek yok o kadar beklemeye. Ama ona da sesimi duyuramıyorum. Ama ona iki şeyi söylüyorum. Benim gibi yaşasın diye. 16 Mart günü mutlaka acilimden geç diyorum. Ve bir gece yarısı bir an bebekle kucağında kaldığın zaman mutlaka yorgunluğa, uykusuzluğa diren ve bebeğin maskesini sıkmayı sakın bırakma demek istiyorum. Ama ona da duyuramıyorum. Emin olun bana şu anda burada bu salonda sizlerin 20 yıl sonraki, 30 yıl sonraki hayalleri dolaşıyor olabilir. Niye olmasın? Size ulaşmaya çalışıyordur. Aman oğlum bunu yapma, aman kızım şunu yapma diye size ulaşmaya çalışıyorlardır. Eğer Interstellar filmindeki gibi fiziksel bir temas kurmak mümkün değilse ki, değil gibi görülüyor, bize başka bir şekilde ulaşmalarının yolu olmalı sanki. Onun için hep diyorum ki genç arkadaşlarıma, bir şeye karar vereceğiniz zaman elbette büyüklerinizin, anne babalarınızın, hocalarınızın, aklına güveniniz, arkadaşların sözünü dinleyin. Aklınıza ve mantığınıza danışın. Ama son kararı verirken ne olur yüreğinizle kararı verin. Çünkü eğer bize ulaşacaklarsa yüreğimize ulaşacaklardır onlar diye düşünüyorum. Geleceğimizin bize gelmesi biraz hayal ürünü gibi. Ama geçmişimiz her an, her durumda karşımıza çıkabilir. Bir gün Çukurova Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. İdarecilik de yapıyorum. Çok sıkıntılı bir gün. Ameliyattan çıktım galiba. Yorgunum. Akşam 6 gibi odama geldim. İmzalanacak bir sürü evrak var. Bir sürü mektuplar birikmiş orada. Sarı zarflar var. Bilmiyorum sarı zarfı bilir misiniz? İdari sorumlu zarflardır onlar. İçinden soruşturmalar bilmem neler çıkar. O zarflara bakıyorum ümitsiz bir şekilde. İçinde bir tane beyaz zarf gördüm. Doktor Erbu Keskin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yazılmış. Kırmızı kalemle çizilmiş. Adresi de bulunamadı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi yazılmış. Dikkatimi çekti. O zarfı aldım. Açtım. Zarf burada dursun, başka bir hikaye anlatacağım ben size. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde son sene asistanıyım. Çocuk cerrahisinde. Çocuk cerrahisinde oldum demek için bir sürü tıp fakültesi öğrencisi var, bilirler. Özofagus atresi ameliyatı yapmak lazım. Yani yemek borusu olmayan çocukların ameliyatını yapmak lazım. Her türlü ameliyat yapmışım. Bir tok o yok. O eksik olduğu için de çocuk cerrahı oldum diye uzmanlığımı alamıyorum. Bir gün akşamüstü 2200 gramlık bir bebek getirdiler. Bebek demir. Anneler genellikle, aileler çocuğun adını koymazlar. Hastalıklıysa hastaneden taburcu olana kadar, iyileştiği zaman adını koymak üzere. Yemek borusu yok bebek demirin. Hocam dedi ki bunu yarın sen yaparsın. Müthiş heyecanlandım. Yıllardır o anı beklemişim. Kafamda defalarca bu ameliyatı yapmışım. Şimdi sıra bana gelmiş. O gece kafamdan defalarca yaptım. Teorik bilgilerimi tekrar ettim. Ertesi gün ameliyata girdik. Hiç de korktuğum gibi olmadı. Son derecede başarılı bir ameliyat oldu. Ameliyattan çıktık. Şimdi olsa, bugün olsa ameliyattan çıktıktan sonra küçük bebekler, özellikle düşük doğum tarihli bebeklerin solunumları hemen geri gelmez. Şimdi bugün olsa onu solunum cihazına bağlarız, volümünü, frekansını ayarlarız. Alet puf, 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 çocuğu solutur. Biz de arada sırada gider, durumu iyi mi, düzenleme gerekiyor mu diye ona bakarız. Ama o günlerde böyle bir imkanımız yok. Elimizle solutuyoruz bebeği. Biz bebek demirle ameliyathaneden çıktık. Bir personel göğsünden çıkan şişeyi taşıyor, göğüs tüpünü taşıyor. Birisi burnundaki hortumun ucundaki serum şişesini taşıyor.
Ben kucağıma bebek demiri aldım. Aletle solutarak, balonuyla solutarak servisle en doğal odasına geldik. Kuvvetine yerleştirdim. Yanına oturdum. Pompalıyorum. Bir saat, iki saat, dört saat. Bana mısın demiyor bebek demir. En ufak bir solunum işareti almak istiyorum. Hiçbir şey yok. Bir iki dakikalığına tuvalete veya bir iki lokma bir şey yemeye gitme zamanlarında hemşirelere teslim ediyorum. Ama ya bir şey olursa diye korkudan tekrar geliyorum. Hava kararmaya başladı. Düşünebiliyor musunuz? Bir yeni doğan odasında, loş ışıkların altında 2200 gramlık bir bebek elinde balonu bıraktığınız anda yaşaması mümkün değil. O balonu bırakmamanız lazım. Kendimi buna kilitledim. Bu balonu benim bırakmamam lazım. Çok yorgunum ve çok uykusuzum. Oturduğum zaman uyuyacağım geliyor. Ayağa kalkıyorum. Ayakta sıkıyorum. Sonra kucağıma alıyorum. Sondanın izin verdiği kadar küçücük bir alanda kucağımda sıkarak dolaşıyorum. Hem uyumamak için hem ona cesaret vermek için şiirler söylüyorum bebek demire. Nazım'ın Hoş Geldin Bebek şiirini mesela. Hoş geldin bebek, yaşama sırası sende. Senin yolunu gözlüyor, kuş palazı boğmaca, kara çiçek sıtma, yürek enfarktı, kanser filan. Bakıyorum çok kötü bitiyor bu şiirin sonu. Bundan vazgeçiyorum. Kendim güzel şeyler bulmaya çalışıyorum. Diyorum ki, bak şimdi birazcık nefes alırsan, ben de sana yardım edersem, seni 2-3 gün sonra taburcu ederiz. Evine gideceksin, annenin birci kızı olacaksın, babanın prensesi olacaksın, sana rengarenk kıyafetler alacaklar, kızlar nelerden hoşlanır diye bulmaya çalışıyorum, daha kendi kızım yok. Kırmızı rugan ayakkabı alır baban sana, onları giyer, onlarla dolaşırsın diyorum. Sonra büyürsün, ilkokula gideceksin, ilkokulda bir sürü arkadaşın olacak, okuma yazma öğreneceksin, öğretmenlerin sana yeşil kurdele takacak. Sonra daha da büyüyeceksin, günün birinde karşına Murat diye bir delikanlı çıkacak. Sana deli gibi aşık olacak. Sen de onu çok seveceksin. Murat benimle evlenir misin diyecek, sen kabul edeceksin. Sana bembeyaz bir gelinlik diktirecekler. Böyle meme altından büzgülü, hiç gelinlik modeli bilmediğim için o anda kafamdan öyle uyduruyorum. Meme altından büzgülü diye. Ve Murat'la evleneceksin. Eğer ben yaşıyor olursam, belki beni de nikahına davet edersin, hatta seni nikah şahidin olurum diyorum. Tam ben bunları anlatırken sabaha karşı balonun hafif hafif oynadığını görüyorum gelin hikayesiyle. Bırakıyorum elimi, biraz oynuyor. Biraz ben yardım ediyorum, biraz bırakıyorum, biraz yardım ediyorum, biraz bırakıyorum. Sabahın ilk ışıklarıyla kendi kendine soluk almaya başlıyor bebek demir. Balonu ayırıyorum, boğazında tüp. 2-3 saat sonra tüpü de çıkarıyorum. 2 gün sonra toraks direnini, ondan 2 gün sonra burundaki hortumları ve normal annesine ben besleyen bir bebek haline geliyor bebek demir. Sanıyorum 10. ya da 12. gün taburcu ettik hastaneden. En son 2 aylıkken, 2,5 aylıkken poliklinikte gördüm. Son derece sağlıklı, neşeli bir kız bebek. Poliklinikten çıkarken, ayrılırken göz göze geldik bebek demirle. Şimdi size söyleyince bırak ya öyle saçma şey olur mu diyeceksiniz. Ben de şimdi düşününce öyle saçma şey olmaz diyorum ama oldu. Bebek Demir'le göz göze geldik. Bana anlattığın hikayeleri, okuduğun şiirleri biliyorum. Kırmızı rugan ayakkabının farkındayım. Gelinlik hikayesi biliyorum der gibi baktı. Ve ayrıldık. Bir daha da Bebek Demir'i görmedim. Sonra uzman oldum. Ben de Cerrahpaşa'na ayrıldım. Çukurova'ya geçip gittim. Yıllar yılı kovaladı. Bir gün çok canım sıktı, ameliyattan çıkmışım galiba, yorgunum, odama geldim, bir sürü zarflar var, içinden bir tanesini aldım, üzerinde Erbu Keskin Cerrahpaşa yazılmış, silinmiş, Çukurova yazılmış, açtım, bir düğün davetiyesi, içinde de bir not, sevgili doktorum, en kötü günümde yanımdaymışsın, en güzel günümde de yanımda olmanı istiyorum. Nikah şahidim olur musun? Bebek Demir. Masama kapandım.
Dakikalarca ağladım galiba. Dakikalarca gerçekten ağladım. Dedim bunca gece uykusuz kaldım. Çocuklarımdan zaman ayırdım. Başkalarının çocukları için. Ama hepsine değermiş. İşte bebekle bir evleniyor. Kim bilir meme altından büzgül gelinliği de giyiyordur. Ve benim nikah şahidim olmasını istiyor dedim. Genç arkadaşlarım, mesleğiniz ne olursa olsun, yeni bir başlangıç yaparken mutlaka yaptığınız işin 20 sene sonraki, 30 sene sonraki sonuçlarını düşünerek yapın. Çünkü günün birinde bir yerde bir kelebek kanat çırpar, 30 sene sonra dünyanın başka bir yerinde fırtınalar kopar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.